Çok beğendi baba. Her yer güzel güzel parıl parıl diyor. Tam bir düğün havası var diyor. Bütün gelinlikler senin Lena. Hepsi. Every one of them is yours. Hepsi. Ne oldu? Siz sultan mısınız? He was trying to explain me. We were guessing, guessing. I got it. How did you explain? Nasıl açıklamaya çalıştın abi? Kusura. You got it. Okay. Yeah, this is what we are not sultan. He was 3 years old. Sultan Süleyman'dan. I was 6 years old. 6 years old. Fotoğraflarda çıktı. Look. Engin. Engin. He was... This too? This yes. Fatih, this Fatih. This is Fatih. Yeah. I can't see different. Çok fark yok diyor, aynısınız diyor. Fuck. I was telling you I was big. Engin. Look at me. Engin. It's big, yeah? Yes. He was 2 years old. 2 years old. 2 years old. I was also big when I was 2 years old. Oh. Nelay. Var Engin. He was 12 years old. Konya, in Konya. Konya. Slip. Nilay and Yusuf. Yusuf. He was going to be a funny guy. Yeah, Yusuf. Today and... Yeah. Today and the same. Yusuf, küçükken Yusuf bugün. Dansın. Ya, dansın. This is funny. Yeah. This is my grandpa that died recently. Kitapları açıyoruz ya, dedemden bahsedeceğim. This is my grandpa that died. Yakın zamanda hayatını kaybeden değil mi? Yıllar önce benim de bir videosu var. Benim videomu izledi. Şu an balide ne yapacağım? Hadi izle. Ne güzel bir kız diyor değil mi? Evet. Sonra ne diyor anneannem? Ben de şimdi 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 de baba değilim diyeyim ya sen biliyorsun çok da. So cool. Yeah, look. Emo times. This you were showing me. Have you seen this? Yeah. Yeah. How do you say handsome in Turkish? Yakışıklı. Yakışıklı. Mm-hmm. Benim yakışıklım. Benim yakışıklım. Yeah, that's me. Ela, Yusuf, bana. Fatih, Engin, Nilay. Anneye. Yusuf like. Annenin güzelliği. Babanın karizması. Zekası ve karizması. That's it, babe. Yeah, this is my family pictures. Nothing to be embarrassed of. Would you imagine this guy will become your husband? Lena ilk kez babamın dükkanını görüyor. Çok güzel. Akşam getirdim. So shiny. Yeah, right? You feel the spirit of wedding. This is what their business is. Cool, look I around. I love very much this traditional. Ah, yeah, they are very because good. Because they're very different. Yeah, we can see. You can put it on, we can take picture later. We have an amazing light here. I think it's very important, right, for dresses. Yeah. Good lighting is important. It shows all beauty. Exactly. So this is for a long time you have been here, right? Yeah, very long time. Maybe this one maybe since 6-7 years. Are they all like this or some exist like? Not too much, babe, this but maybe these guys. Yeah. Can I touch? Yeah, of course.
Bütün gelinlikler senin Lena, hepsi. Every one of them is yours. Hepsi. Hangisini beğenirsen. My father say, all is yours. Whatever you like. Here you can like take a look at yourself, podium. So then there is the mirror after you change. It's dark and you're in the dress. Yeah. I would dance and my mom also would make me from this fatin. What is fatin? I don't know. Baba buna ne deniyor? Türkçede? Kılık elmiği. Yok şu. Tül. Tül. Ayağım tül. So I would have some from tül. Also would dance. It reminds me that times. Look babe. Look, my father already put the Mexican gift. And this is from Thailand, I brought it to him. It's also a different color. This is Hürrem, I guess. Hürrem model. Is it? Baba, Hürrem mi bu? Bu Hürrem modeli. Hürrem yeşili, Hürrem modeli. Hürrem green from that series. It's Ukrainian Hürrem. Yes, yes. So that will maybe fit you very well. Babamın dükkanı. Daha önce söylemiştim ama arkadaşlar babam 10 yaşlarında, 9 yaşlarında falan Kars'tan ayrılıyor. Ankara'ya geliyor. Kırıkkale Ankara arası. Ayakkabı boyacılığı, simitçilik, hamburgerci, yorgancı, çiçekçi, oncu, buncu derken sonunda gelinliği seviyor, gelinliğe aşık oluyor, gelinlik yapıyor. Baba kaç yıldır gelinlikçisin sen? 1986 çiçeklikle başladık. Aha. 1991 gelinliğe başladık. 1991 gelinliğe başladın. Senden 4-5 doğmadın 4-5 sene önce. Tamam işte ben doğduğumdan beri gelinlik. Evet. Ne oluyor? Kaç yıl oluyor? 9 oradan, 22 oradan. 31 evet. Yıldır gelinlik. 31 yıldır. 1986 çiçekçilik. Aynen. İlk ticari sicilimiz esnaflığa başlanmış 1986 5. ay 26'sı. Güzel bu. Senin bu yorgancı, hamburgerci falan da vardı ama. Tabii canım hamburger 1990. Vay. Yorgancılık 1981-82. Daha eski. Evet. İşte böyle bir baba. We're talking about how my father. Hard worker. Yeah. Come from nothing to somewhere. But he's still working so hard. Still needs to work so hard. Yeah, that's what is important. And he's happy. His system is good. And it's beautiful. It is beautiful. Just this. Yeah, we'll fix it. Yeah. Yeah, we need to help with some internet marketing and other things to him. Okay. Aramızda gelinliğe ihtiyacı olanlar varsa Kırıkkale yakınlarındaysanız arkadaşlar İç Anadolu'da gelin. Babam yardımcı olur. Özden Moda, Kırıkkale. Baba benden gelenlere indirim var mı? Tabii ki indirim var. Ne yapalım? Yüzde kaç yapalım? Sen karar ver. Tanıdığınlar %15. Engin Özdemir'den geliyorum diyenlere %15 yapalım mı? Hadi yapalım o zaman. %15 çok iyi bir indirim. Hadi öyle olsun. He's giving 15% discount anybody says or mention our channel. Super. The season of weddings start. Yeah. Yeah. O dönemlerde 1990'da bir gelin dükkanı devraldım. Sonra bir sene iki sene sonra bir makine alıp dikmeye başladım yavaş yavaş. Kendi başına. Evet. He started to sew by himself when he bought his first shop after 1 or 2 years. So he was sewing before. It's so nice. Buradan başladım. Bir tane makine aldım eski ikinci. Second hand machine. Ya neden ben dikmeyeyim dedim yani. İzmir'de üreticiler, toplantıcılar varken ben dedim ki ben de toplantıcı yapayım dedim. He said, why everyone doing in İzmir, another city, why I don't do it? Sonra 3 yıl içinde, 3 yıl içinde imalata başladık. Baba sen o zaman Kırıkkale'de böyle en çok gelinlik üretimi yapılmasının nedenlerinden birisin. İlk başından. Tabii ilk başından. My father is one of the first person to start here sewing wedding dresses in Kırıkkale. And Kırıkkale also famous, also making wedding dresses after İzmir. Wow. İzmir Caddesi'ndeyiz, Kırıkkale'de. Burası kuaförler ve gelinlikçilerle dolu. Dükkan burası. Özden Moda. Araba kapattı şu an gösteremiyorum ama. Böyle. Şurada Orkide diye bir yer var. Burası çiçekçi. Küçükken orada çalışırdım çırak olarak. Çiçekçiydim. Babam önceden oranın sahibiydi çiçekçiyken. Kendi çıraklarına bıraktı. Çıraklar patron oldu. Patron da beni çırak olarak almıştı. Babe, this is the flower shop I was working. Really? Orkide. So, this is it. Yeah, and this was owned by my father before. He gave it to his workers. And that worker become boss and they gave me a job. And I make good money. Nice. I was making money from tips and it's very good money. Yeah, I was working here every summer. Burası
ufak cadde işte, İzmir Caddesi dediğim. Gelinlik, kuaför. There's everything. Fotoğrafçıların olduğu. Like is a picture people, like people who makes pictures. Düğün for wedding. Evet. Baba bizim parktan geçecek misin? Oradan geçerim. Tam önünden geçeceğiz. Tamam. Senin paten kaydığın değil mi? Aha. Paten yaptığın tam şey bölge. Now we're gonna show you my childhood parks where I started roller skating. So you say you started at 3 years old? Yeah, 3-4 years old. Yeah. I like for me it sounds impossible. Yeah, that's what it is. Was I was small, I just did it. Like if not 3-4, it was at 5 maybe, let's say. But I know. No. It was your father. Baba ben kaç yaşında patene başladım? Ufakken hatırlıyor musun? Ben yani, sürüyordum 4-5 yaşlarımda. Abimin patenini almıştım. Abi canım ya, çok küçükte başladın sen. Aha, he says very ama small. Ama belki de Kırıkkale'de ilklerdensin. Aynen. Yani öyle bir paten kayan yoktu, paten yapan yoktu. There was nobody doing rollerblade here and I started. İranlı bir arkadaşım vardı. Iraklı. Çok güzel bir arkadaşım vardı. Adı neydi? Muhammed. Muhammed vardı. I have a friend from Iraq. He was very good at it. So we become very good. Diyor 4 yaşında paten mi sürülür diyor. Sürüyordum diyor. Heves vardı. He was really willing to do that. Ukrayna'da paten almıştım kendime. Hatta ilk aracımı aldım diye bir video yaptım. But I believe he's enjoying so much and it makes me happy as well. Aynen baba videoda. Hepsini mahvettiler ya. Ya. O parklar harika baba ya. Masızca darmandağını, o gezdiğiniz yerler. Aha. O güzel, ne kadardı değil mi? Güzel ya. My father says how beautiful was Ukraine parks. And they destroyed. Öyle baba. Yaşanmaz hale getirdiler. Vallahi öyle baba. Vallahi üzülüyoruz ya her şeyine baba ya. Her gün duygular bir yukarı bir aşağı, bir yukarı bir aşağı. Ne kadar normal hayata odaklanmaya çalışsak yani. Bir gidiyor bir geliyor ya. I'm saying hard that is our emotions keeps goes up and down. Öyle. Vlogu burada bitiriyorum. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.